Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dışarıda yediğiniz ezmenin aynısını yaptım. Bol ekşili ve bol acılı. Bunun için önce sosumuzu hazırlamamız gerekiyor. 1 adet limon suyu kullandım. Yarım su bardağından az zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı acı biber salçası. Tabi yoksa normal acısız da kullanabilirsiniz. 2 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı isot, 1 çay kaşığı sumak, 1 çay kaşığı pul biber ve karabiber kullanıyorum. Son olarak da arkadaşlar tuzunu veriyorum. Artık sosum hazır. Güzelce karıştırıyorum ve hemen kenara alıyorum. Benim bu büyüklükte bir zırhım var. Ezmemi bununla yapmayacağım. Çünkü bu çok fazla büyük. Ama çok miktarlar olduğu zaman bunu kullanıyorum. Arkadaşlar sizlere bunun küçüğünü tavsiye ediyorum. Sizlere bir ömür yetecektir. Bununla hem etlerinizi çekeceksiniz. Hem de bu tarz ezmelerinizi yapacaksınız. Ben çok fazla robot kullanan biri değilim. Bana bunlar yetiyor. Eğer alırsanız da en kalitelisini almanızı tavsiye ediyorum. Ezmemi yapmaya geçiyorum. Bunun için sebzelerimi çok güzel yıkayıp suyunun süzülmesi gerekiyor. Suyu tamamen süzüldükten sonra tüm sebzelerimi bu şekilde kabaca doğradım. Eğer rondodan geçirmek gibi bir fikir geçiyorsa aklınızdan arkadaşlar hiç geçmesin. Çünkü bu işlem olmaz. Lezzetli olmaz. Bütün lezzeti gider. Acı ezmeniz çorba gibi olur. Ben önermiyorum. İsterseniz siz yapabilirsiniz tabi. Arkadaşlar çok lezzetli oluyor ezmemiz. Ertesi güne de kalırsa üzerini streçle kapatın. Afiyetle tüketin. Daha da çok lezzetli olacaktır. Biberlerim çok acı arkadaşlar. Şimdi domateslerimi doğruyorum. Domateslerimin de kabuklarını ben soymuyorum. İsterseniz siz soyabilirsiniz. Bu arada isterseniz arkadaşlar salatalıkta kullanabilirsiniz. Şu anda bunları doğrama işlemim 30-40 saniye sürdü. Hemen hızlı bir şekilde zırhımla bu şekilde inceltiyorum. Henüz 1 dakika bile olmadı. Ben bu aşamaya geçtim. Tek sorunum şu anda arkadaşlar kesme tahtamın küçük olması. Bu benim et tahtam. Sebze tahtam diğer mutfakta kaldı. Tahtanız ne kadar çok büyük olursa tabi o kadar çok rahat edersiniz. Ben çünkü bazı domateslerimi ve kapya biberlerimi biraz sonra vereceğim. Göreceksiniz. Çünkü yerim olmadığı için. Evet, domateslerimi ilave ediyorum. Yerim olmadığı için. Şu anda 2 dakika bile olmadı arkadaşlar. Gerçekten de 5 dakikayı geçmeyecek. 4,5-5 dakikanın arasında gidip geldim. Eğer evinizde büyük bıçak varsa büyük bıçakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Tabi ince ince doğrayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar ama çok zamanınızı alır. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Çok miktarlar olduğu zaman zırhı bu şekilde kullanıyorum. Sadece size göstermek için bu videoyu çektim. Küçük satırımla devam ediyorum arkadaşlar. Gerçekten de hem çok eğlenceli hem de çok pratik oluyor. Evet, artık sosumuzu verme vakti geldi. Hiç kaşık kullanmadan yine devam ediyorum. Tabii siz eğer alanınız darsa normal bir kasede de karıştırabilirsiniz. Tuzunu da kontrol edelim. Karıştırdıktan sonra tamamen. Eğer tuz eksikse verelim üstüne. Artık arkadaşlar acılı ezmemiz hazır. Servis edebiliriz. Burada tam rengi gözükmüyor. Ben hemen şimdi balkona geçiyorum. Rengini tam görün diye. İşte arkadaşlar. Bol ekşili, bol acılı ezmemiz hazır. Misafirlerinize de ikram edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de çok lezzetli. Zaten tadını bilen bilir. Dışarıda yediğinizin aynısıdır. Dediğim gibi ertesi güne de afiyetle tüketebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.